Merhaba arkadaşlar. Hocam hoş geldiniz. Selam. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Sıcak bir Adana gününden selam herkese. Evet. Biz yine güzel bir filmi tenkit etmek için buradayız. Hangi film hocam? Bugün Bergman'ın Persona filmini konuşalım. 1966. Evet, 1966 yılında yapılmış bir film. Hocam biliyor musunuz? Persona filmini Bergman bir büyük hastalık neticesinde düşünmüş, tasarlamış, ortaya çıkarmış. İç kulak iltihabına yakalanmış ve sürekli başı dönüyormuş. Doktorlar bunu işte odada bir yatağa bağlamışlar. Tavana bir nokta koymuşlar. Bu noktaya bakacaksın demişler. Bir süre sonra çok sıkılmış bulunduğu yerden kalkıp pencereye doğru gitmiş. Hala başı dönüyormuş. Bahçede bankta oturan bir hemşire ve bir hastayı görmüş ve başı dönerken onların yüzlerinin birbirini değiştirdiğini tasarlamış. Zihni öyle görmüş. Sonra bu filmi oluşturmuş. Evet. Enteresan bir hikayesi var. Doğru. Bir sürü yönetmene de ilham veren bir film bu. Zaten usta yönetmen olduğu için yani autor yönetmen Tarkovski, Bresson, Kurosawa gibi büyükler arasında Bergman. Ya o yönüyle de filmlerin hepsi aslında müzakere edilmeyi hak ediyor. Biz burada Persona'yı seçmemiz biraz da sanki sosyal bilimler bağlamında, özellikle psikoloji, Jung teorisi bağlamında onun imgeselini kurmuş bir film olması bağlamında önemsediğimiz bir film değil mi? Evet, çok önemli. Zaten filmin adında da anlaşılıyor. Persona, maske demek. İlk defa Yunan tiyatrolarında maskeler kullanılır imiş. Biraz bahsetmek ister misiniz Persona'dan? Persona bu toplumsalda ortaya çıkan, kişiliğimizin toplumsalda ortaya çıkan rol yönü ya da maske yönü. Zaten kelime anlamı da ele veriyor bu yönüyle. Filmin iki kadın karakteri var temelde. Alma ile Elizabeth. Yeni sevecek olan arkadaşlara spoiler vermeden de anlatalım ama. Ben anlatayım buyurun, isterseniz özetle. Buyurun. Elizabeth bir aktris, bir sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu. Alma da bir hemşire. Elizabeth bir gün ansızın sessizleşiyor, içe kapanıyor. 3 ay boyunca sürüyor bu sessizlik. Doktorlara gidiyorlar. Fizyolojik bir rahatsızlığı olmadığını, hatta psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını düşünüyor doktorlar ve hastaneye yatırıyorlar. Alma da Elizabeth'le ilgilenmekle görevli. Tedavi süreci biraz ilerliyor. Bir yazlığa gidiyorlar. Yazlıkta Alma aslında Elizabeth'in sessizliğinden yola çıkarak ya da sessizliğinden yararlanarak içini döküyor ona. Yani Elizabeth'in bıraktığı boşluktan içeriye düşüyor. Bir süre sonra Alma Elizabeth, Elizabeth Alma'ya dönüşüyor. Aslında toplumda da bizim bir sürü maskelerimiz var değil mi? Evde kullandığımız maske, iş hayatında kullandığımız maske. Burada Jung'un teorisine girelim isterseniz, arketip teorisine. Evet, hani benlikle, ego ile alakalı Jung'un geliştirdiği o teorik yaklaşım filmin sanki esasını oluşturuyor gibi. Gerçi bir akademisyen kısa bir gezinti yaptım ben. Akademik verilere de baktım ama bir tanesi mesela Levinas'ın öteki teorisi üzerinden açıklamaya çalışmış. Farklı bir bakış açısı. Oradan da girilebilir. Hani benlik bir başkası üzerinden de temelleniyor ya ve bir başkası öteki olduğunda kendisi olunabiliyor gibi bir yaklaşım üzerinden de değerlendirmeye çalışmış. Enteresandı ama dediğiniz gibi Jung'un teorisinden bakarsak hani dört temel arketip ego, kendilik self, anima, animus, hani onu da kısaca söyleyelim. Evet, erkeğin içindeki kadınlık kadın ya da içindeki kadının erkek. İçindeki erkeklik, ondan bahsediliyor. Bir de benlik. Buradaki tabii iki yön var. Birisi bireysel bilinç dışı, diğeri de kolektif bilinç dışı ki Jung'un esas Freud'dan ayrılan nokta. Hani bireysel o bilinç dışının sadece anomalik ya da normal olmayan sapkın dürtüler üzerinden inşa eden yaklaşımın dışında Jung başka bir şey geliştiriyor. Aslında orada persona, maske benliğin kesişim noktalarında hem bireysel bilinç dışının hem de kolektif bilinç dışının katkıları var. Hani oradaki kolektif bilinç dışı dille, tarihle, kültürle gelen bir şey ve biz o kolektif bilinç dışını filmin hemen girişinde arka arkaya gelen imgeselini görüyoruz değil mi? Fotoğraflar, görüntüler var, video kayıtları var. Arka arkaya sıralanıyor. Mesela o kurban sahnesi ya da işte İsa'nın çarmıha geriliş sahnesindeki avucunun ayasının içerisine çivi çakılması olayı ya da bir çocuğun annesini ekranda özleyen ve onu böyle arayan bir görüntüsü. Tüm bunlar bizim kolektif bilinçaltımız. Jung'un teorisine çok oturuyor aslında ve biz bunu imgesel olarak, simgesel olarak ya da dilsel ifadeler olarak toplumdan ediniyoruz değil mi? Orada benliğin inşasında hepsinin
katkıları var. Bireysel bilinç dışı gibi. Bu kolektif bilinç dışının da katkıları var. Tabii herhalde oraya geçiş yapacağız. O Elizabeth'in ve Alma'nın benliğinin karşılıklı etkileşiminde bu teorinin uygulamasını nasıl düşünebiliriz, değil mi? Oraya doğru evrilebiliriz. Elizabeth burada her şeye kavuşmuş bir kadın. Maddi, manevi hiçbir sıkıntısı yok. Bir toplantıda birisi her şeyin var ama bir sevgini vereceğin çocuk yok diyor. Ve Elizabeth ondan sonra çocuk yapıyor. Yani gerçekten istediği için yapmıyor. Çocuk doğduktan sonra aslında... Bunu biz Alman'ın dilinden öğreniyoruz. İki defa birde. Önce Elizabeth'in yüzünü gösteriyor yönetmen Bergman. Sonra... Alma'yla. Alma'nın yüzünü göstererek yine Alma'yı konuşturuyor, değil mi? O da enteresan. Evet. Burada gerçekten severek isteyerek bir evlat sahibi olmamış. Toplumun baskısıyla, toplumun yöneltmesiyle çocuk sahibi olmuş. Maske, içsel, persona dediğimiz o zaman. İçsel bunalımlarını arttırmış. Aslında çocuğu sevmiyor ya da çocuk istemiyor. Bir baskıyla, bir toplumsal kolektif bilinç dışının etkisiyle ve onun maskeye gelişiyle, yani role bürünmesiyle, annelik rolüyle. Bunları aslında bütünleştirebilir, farklı okumalar da yapılabilir belki ama sanki aslında buradan mı ilerleyelim? Kadına ya da insana biçilmiş böyle roller var. Biz o rolü taşımak istemesek de toplum baskısıyla ya da arketipiyle rollerimizi devam etmek zorundayız. İlginç ama... bir mitolojiyle bağlantılı başlamıştı. Biraz ileriden biz başladık ama neydi? Elektra kompleksi sendromu dediğimiz. Kompleksi. Elektra o mitolojik kökeni olan. Evet. Hani oradaki bir anda bir Elektra kız karakter mitolojide. Elektra'nın annesinin sevgilisiyle babasını aldatması neticesinde bir şekilde annesini öldürmesi meselesi. Annesini öldüren, annesini sevmeyen, annesine kin duyan ama filme bu farklı aksetti. Dikkat edersen siz bahsettiniz biraz önce. Çocuğu öldürmeye çalışan, çocuktan istemiyor. Nefret eden, çocuğu istemeyene dönüşüyor. Bu tabii ki yönetmenin bu tercihi yapmasının üzerinde durulması gerekebilir. Farklı yönleriyle, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani Oidipus kompleksinde babanın öldürülmesi, erkek Elektra'da çocuk da tarafından, annenin öldürülmesi. Elektra'da da annenin öldürülmesi. Buradaysa... Filmin imgeselinin tıpkısının, mitolojidekinin tıpkısının verilmemesi, biraz değiştirilerek modern hayata uyarlanması, o da bir yönetmen başarısı. Farklı bir yaklaşım geliştirmiş olması, yani o rolü yırtıyor. Aslında çocuğun resmini yırtmıyor anne. O rolü istemiyor. Anne olmak istemiyor. Evet. Biraz da şeyden bahsedelim. Hani ilerleyen zamanda iç içe geçiyor birbirine roller. Alma'yla Elizabeth. Elizabeth'in. Mektup yazıyor Elizabeth. Bu mektupta aslında rol yapıyor. Sessiz kalıyormuş gibi, hiçbir şey anlamıyormuş gibi düşünerek Alma'nın bütün sırlarını ifşa ediyor, ortaya çıkarıyor. Bir itirafla başlar. Zaten Jung'un çözümlemeleri de öyledir. Her şey bir itirafla başlar. Evet. Hatta bir yaşadıkları deneyimi anlatıyor Alma bir arkadaşıyla. İtiraf ediyor aslında. Onunla başlıyor. Sonra Alma bütün o içindeki gizlediği sırlarını Elizabeth'e ifşa ediyor. Çünkü karşısında susan bir kendiliği var. Bir boşluk görüyor. Boşluğa açılıyor, dökülüyor. Sanki orada teoriyi şurada girdirebiliriz. Mümkün mü bilmiyorum. Tartışılabilir tabii bunlar da. Hani Elizabeth sessizlik, kendilik. Ya da gölge. Alma'ya gölge göre. Kişilik. Ya da gölge. Ama tersi de mümkün. Hani Elizabeth'e göre de Alma kendilik ve gölge. Orada maske yavaş yavaş indiğinde ya da işte kendiliğe doğru evrilmeye başladığında benliğin açığa çıkan durumları imgesele, bizim sinematografik imgesele gelmeye başlıyor. Biz de seyirci olarak onları takip ediyoruz, hani, izliyoruz, deneyimliyoruz. Elizabeth'in yaptığının yanlış olduğunu düşünerek, çocuğunu kabullenmemesinin yanlış olduğunu düşünerek bir süre sonra bakıyor, kendisi de çocuğunu aldırıyor. İstemediği bir çocuğu, istemediği bir çocuğu. Alma da öyle yapmış. Aynı şey Elizabeth'te de var. Farklı bir biçimde. Yine göl kenarına gidip gölde kendine bakıyor. Orada bir Narkissus ya da Lacan'ın Ayna Evresi. Ayna Evresi ya da Narkissus'tan bahsedelim. İkisi de söylenilebilir mi? Evet, mümkün. Burada Elizabeth Narkissus'u temsil ediyor, değil mi? Yani Elizabeth orada aşık oldu. Hani diyor ya yazdığı mektupta da, bana herhalde biraz aşık diyor Alma'dan bahsederken. Burada aslında rol model, üstte görüyor Elizabeth'i Alma. Çünkü bir ünlü bir aktrist o. Evet. Kendisinin ulaşmak istediği kişi aslında. Aynen. Kendisinin ulaşmak istediği kişi.
idolü bir yönüyle, günlük dilde idol de deniliyor ya. Hani bu manada oradaki o karşılaşmalar, Alma'nın Elizabeth'teki, Elizabeth'in Alma'daki halleri, yüzleşmesi, hani başta söylediğim o bir akademisyenin ötekinde kendini tanıma, hı-hı, kendiliğin evresinin, Lacan'ın ayna evresi üzerinden de, hani hı-hı, kısaca bahsederim, çocuk belirli bir evreye geldiğinde, ki ona ayna evresi diyor Lacan, hı-hı, annenin bir devamı olmadığını, kendi bedenini fark ederek, hı-hı, anlar, şaşırır ve der ki yani bu benim. Ve hiçbir ben zaman varım, ulaşamayacağı bir ben. Bir de, evet, o asla işte bir yönü, dokunamayacağı bir ben. Aynen. Kendiliğine de bir yönüyle ulaşmaya çalışacak ama, hı-hı, toplumsal idolleştirmeyle, egodan hareketle ulaşmaya çalışacağı bir üst benliğe doğru da tırmanmaya çalışacak. Hı-hı. Tüm bunlar arasında kesişim kümesi bir ben. Hı-hı. Kendilik oluşacak, ego oluşacak. Bu da enteresan bir imgesel halinde, hı-hı, Alma ve Elizabeth üzerinden bu filmde sunulmuş olması gerçekten filmi çok yüksek bir noktaya evriyor. Hani teorik olan imgeselle nasıl açığa çıkar, günlük hayatta nasıl açığa çıkarın, şifresi burada değil aslında mi? Aslında hocam Alma'nın ve Elizabeth'in yaşadığına bizim toplumumuzda lahusa bunalımı deniyor. Gibi. Şu anki yaşadığımız toplumda da mental yorgunluk deniyor. Evet. Yani aslında kişisel yorgunluklarımız, hı-hı, bizi, hı-hı, hastalıklara sevk ediyor herhalde. Ya da öyle olarak ortaya, hani, çıkarıyor. Filmin bir yönü de bilmiyorum, o noktada bir yorumlama yapılabilir mi? Hani bizim psikolojik hastalıklar ya da işte bazı travmatik durumlar ya da diyelim ki bozukluklar, bir zordur da diyorlar, anomali veya başka şeyler. Hı hı. Tüm bunlar aslında bireyin kendi savunma stratejisi mi? Kendiliğini kurarken arayışları mı, yalnızlığı mı? O yalnızlıktan doğan farklı, toplumsala gelemeyen, geldiğinde de sorun gibi görülen şeyler mi, değil ya mi? Da, değil mi? Ya da aynen öyle. Çok iyi hatırlattınız. Teşekkür ederim. Hani o psikiyatrın en başta Elizabeth'e söylediği şeyler, varoluş sancıları babında, hı hı, kurduğu cümleler, onlar çok enfes. Varoluşçunun temel cümleleri aslında. Doktorun anlattığı, aynen, ilk başta söyledikleri. Psikiyatr doktor, varoluşçu bir felsefi yaklaşımla Elizabeth'in hiçbir şeyi olmadığını söylüyor. Hı hı. Aslında o psikolojik hastalık dediğimiz şey belki de hiçbir şey. Hı hı. Kişinin kendisiyle mücadelesi, kendisi problemi, kendiliğini kurma çabası mı acaba? Mesela bir makine değil çok mi çalışınca durdururuz ya. Yani, aslında insan da ısınıyor herhalde. Orada Elizabeth de fazla ısınınca kendini durdurmuş. Ki Elektra'yı oynarken, hı hı, ben rolümün müyüm? Rol ben miyim? Toplumsal rolün müyüm ben kendim? Yoksa kendim miyim? Sorusunun cevabını vermeye çalıştığımızda problem yaşıyoruz. Sustuğumuzda daha büyük bir cevap vermiş oluyoruz. Evet. Diye de biliriz değil mi? Kesinlikle. Çok bu suskunluğun arkasındaki konuşmayı da film fark ettiriyor aslında, hı-hı, Alma üzerinden. Alma'nın, evet, konuşamadığı şeylerinde bir anda konuşa gelmeye başlaması da, hı-hı, Elizabeth'in suskunluğuyla çarpışan bir şey. Değil mi? Yani karşı karşıya geldiğimizde bazen bir durumla dile geliyoruz. Onun gibi. Zıtlıklar, evet, bütünleştiriyor insanları. Belki de, evet, bu noktayı da göz ardı etmememiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de şey, Ingmar Bergman da istenmeyen bir çocukmuş ve sürekli hayatı boyunca anne babası onu hissettirmiş Bergman'a. Dikkat ederseniz diğer filmleri, Kış Işığı ya da Yedinci Mühür, bunlar hep onun küçüklüğünden, çocukluğundan getirdiği travmalar ya da inançlarıyla, inançlar yoluyla ortaya çıkmış senaryolar herhalde, değil mi hocam? Kendisiyle mutlaka bağlantılı. Orada küçük çocuğun anne arayışı, değil mi? Evet. Annenin çocuğu kabul etmeyişi meselelerin hepsinin kendiyle bağlantılı olduğu da açık ama, hı-hı, burada dönemin psikoloji teorilerini, mesela Jung'un teorisinin Freud üzerindeki, hı-hı, Freud'un öğrencisi Jung. Evet. Sonrasında Lacan'ın mesela ortaya çıkışı, farklı bir evreye ilerletmesi, geçişi, psikolojiyi ve psikanalizi diyelim. Hı hı. Bu noktada 1966'lı yıllardaki o bilimsel kendilik arayışları ya da benlik teorileri diyelim. Bunu da sanatta görüyoruz. Onun sinematografisini kurmak çok güç bir iş. Hı hı. Hani bugün için mesela yıl 2023, insan, benlik, tanım, insanla ilgili filmler, hani biz onları takip etmeye çalışıyoruz ve burada müzakere ediyoruz ya. İşte o noktada Bergman'ın yaptığı o dönem için, 66'lı yıl için yaptığı büyük bir film ama yıl 2023'te de diyelim ki bir işte Cronenberg'in Müstakbel Suçlarındaki insan
gelecekteki insan tanımındaki özellikle sinematografisini kurma çabasını aynı geleneğin devamı olarak görüyorum ben. Hani imgeselde çok değişik şeyler izliyoruz gibi gelebilir ama döneminin tartışması oydu. Bugünün tartışması bambaşka bir boyutta değil mi? Yani onu evet, da hatırlatmamakta gibi. Evet. Onu şimdi, da ifade etmek istedim. Evet, Bergman bir papazın oğlu, çok iyi bir dini eğitim almış. Hı hı. Dini eğitim alırken tabii ki mitolojik ögelerden de yararlanmış, onların hikayesini de biliyor. Dolayısıyla filmde hem mitoloji var, hem din var, hem felsefe var, psikiyatri var. Bilimsel tartışmalar var. Hı hı, kesinlikle çok hı hı. çok yönlü, çok güzel bir film. Ve bunları sadece 3 kişi üzerinden, ağırlıklı olarak 2 kişi üzerinden gerçekleştiriyor Bergman. Yine film üzerine tekrar edelim. Bütün filmlerde aynı şeyi söylüyoruz değil mi hocam? Hı hı. Konuşulacak çok şey var, söylenecek çok şey var ama bir kapı açmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hem teorik hem de sinematografik olarak bir giriş yapmaya çalışıyoruz müzakerelerimizde. Mümkün olduğu kadar ama bunun üzerine çok şey söylenebilir. Onu da hatırlatmakta fayda var. Döneminde çok yönetmeni etkilemiş. Şu an bile bir sürü yönetmeni, hı hı. yazarı, bilim adamını etkilemiş bir film. İzlenmeye değer değil mi hocam? Kesinlikle. 3 kere en az. Hı-hı. Yani bir kere olmaz. Bir kere de olmaz. Her izlediğinde insan başka bir anlam çıkarıyor Hı-hı. kendine. Yani. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. YouTube'dan bizi takip edenlerimize de evet, teşekkür ediyoruz. Ayrıca Tenkit'te görüşmek üzere. Teknik ekibimize de teşekkür ediyoruz. Ayşegül hocama ve ısmarladılar. Onun asistanı Kerem'e de teşekkür etmeyi evet, bir borç bilelim. Değil mi? Emeklerine sağlık. Peki. Görüşmek üzere. Selamlar.